bir oyun sadece. Biraz neşe, biraz keder, eğlence. Yıldızlardan da uzakta, göklerin ötesinde. Başka bir dünya gönlünce. İyilikler, güzellikler aleminde. Cennetler senin sevince. Efendim merhabalar. Diyanet Televizyonu ekranlarından hepinizi teker teker içtenlikle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İz bırakan ezgilerde bu haftaki konuğum çok genç bir müzisyen. İz bırakmaya hayli aday bir müzisyen. Aynı zamanda söz yazarı, bestekar, yorumcu sevgili Hasan Özer. Hoş geldin. Hoş kıymetli buldum. Kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah. Siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür Allah. Seni gördük daha iyi Allah oldu. Allah razı olsun. Bu tür programlarda adettendir. Seni bilen kitle malum bilir ama bilmeyenler ya da yeni tanıyacak olanlar için sen kendi gönlünce, kendi dilince bize çok kısaca kendini tanıtırsan sevinirim. Hasan Özer, Sivaslı bir ailenin böyle Anadolu kokan bir ortamda büyümüş bir çocuğuyum. Beslendiğimiz kaynaklarda hep bu çerçevede oldu. Ne güzel. Müzikle de tabii çok küçük yaşlarda herkesin hikayesinde olduğu gibi işte ev ortamında duya duya, cami ortamında ve sonrasında da kaderin bizi karşılaştırdığı güzel insanlarla beraber yeteneğimizi ortaya çıkartma imkanı. Cami ortamında derken
müezzinlik yaparak, yok, öyle kahmet değil okuyarak aslında, falan mı? Yok, camide şöyle her yazın her çocuğun gittiği bir cami durumu vardır. Oralarda ilahiler öğrendik, söyledik. Evde de söylenirdi. Müziğe nerede başladın? Camide başladım biraz... Bir ters gibi görünse de aslında hepimiz camide başlıyoruz aslında. Cami müziği diye başlı başına bir alan var zaten. Çok da önemli bir şey. Aynen. O süreç tabii gençlik yıllarımızda bizi müziğe yönlendiren şey sizlerin ezgileri, sizlerin ürettiği şeyleri dinlemek de oldu tabii ki. Özellikle benim jenerasyonum bu açıdan çok nasipli diye düşünüyorum. Hatta şöyle de söyleyeyim. Sizin birçok videonuzu izledim. Birçok katıldığınız programını izledim. Neyden etkilendiğinizi soruyorlar. İşte Barış Manço diyorsunuz, Cem Karaca diyorsunuz. Doğrudur. Aşık Veysel diyorsunuz. Ben de onlardan etkilendim ama benim bir artım var. Artı bir, sizden de etkilendim. Hay kardeşim benim. Sağ olasın. Benim için özeldir. Olasın. Burada olmak da çok özel bu açıdan. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki süreçte bir yandan o dini musiki, ilahiler, ezgiler, marşlar devam ederken bir yandan da TRT Çok Sesli Gençlik Korosu'na girdim. 18-19 yaşında. Çok enteresandı. Hafta sonları o ilahiler, ezgiler devam ederken hafta içi de tam tersi aryalar ve o çok sesli müzikler devam ediyordu. İki ucu bir haftada yaşıyordum yani. Tabii ikisinin de bana kattığı çok şey oldu diye düşünüyorum. Onu da az çok albümde yansıtmaya çalıştım. Evet, albüm 2019 yapımı değil mi? Evet. İçerisinde 5 tane eser yer alıyor. Sana Hasret, İmam Hatip'lim, Kabre Vardığım Gece, Selam Marşı ve Longing For You. Evet. Sana Hasret'in İngilizce versiyonunu yaptın. 4,5 diyorum aslında, o yüzden albümde kaç parça var dedikleri zaman. Yani aynı şeyi, altyapıyı İngilizcesini okudun zaten değil mi? Albümün künyesine şöyle bakayım dedim ama çok da göremedim. Onu da İngilizce yazmışsın çünkü şurada. Eyvallah. Değil mi? Yani o İngilizce sözleri yazdık. Şöyle Ankara'da biraz 5 eser var ama biraz uzun soluklu bir albüm oldu aslında. Hani yola çıktığımızda aranjör değişiklikleri ya da albüm içerisinde birçok enstrümanistin katkısı var. Hani onu toparlamak yerine toptan böyle sadece aranjörleri yazdım ben. Çünkü çok kişinin katkısı var yani bu albüm gelişmesinde. Elbette, yani bir albüm yapmak biraz böyle bir seyir. Gerçi günümüzde artık bir daha CD çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Yani bir şekilde adı albüm olan bir şey yapılacak. Mesela 1960'larda 70'lerde albüm çıkarttım diyenler taş plak ya da plak yapıyorlardı. Evet. 33'lük 45'lik. Evet. Benim bu işe başladığım dönemde işte makara kasetler, kayıtlarla albümümüz çıktı diyorduk. Halbuki çıkan şey kasetti. Evet. Sonra 90'ların sonuna doğru CD'ye dönmeye başladı ve artık onun da devri bitmek üzere. Bitti yani. Bu anlamda evet, farklı yürüyecek çalışmalar. 2008'de de bir albüm yaptık biz. Öyle bir arkadaşımla. Bilal Bilgin isminde. Onun da çok büyük etkisi vardır benim üzerimde. O albüm biraz daha ütopik bir albümdü. Deneysel müzik anlamında şöyle, mı? Şöyle rock soundlu. Yani Türk müziği enstrümanı neredeyse hiç kullanılmadığı bir albümdü. Besteler bize aitti. Sözler, besteler ve sözlerde yine İslami etkilenmelerimizle yazdığımız ütopik bir albümdü. Hani hitap ettiğimiz kitle için belki biraz çok şey görüldü. Ne diyelim? Farklı bulundu diye düşünüyorum. Ve çok farklı kitlelere ama o albümle ulaştık biz. Hani bizim camiamızın dinlediği bir tarz var. O tarzın biraz içinde ney olmayan bir albümdü yani, öyle diyeyim. Olabilir, benim de bazı albümlerimde mutlaka yok ney olmak zorunda da değil zaten. Hani yani baştan sona adayış arayış diye bir konsepti vardı. Grup Elest ismiyle. Onu da söylemiş olayım. Bilal Bilgin'i de anmak lazım diye düşünüyorum. Elbette, çok sevgiler kendisine de. Bence devam edin, o çalışmalar da yürüsün bir taraftan. Yani yaptığımız eserleri, söylediğimiz ezgileri ne kadar geniş kitleye aktarabilirsek biz o kadar zaten mutlu olacağız. Kesinlikle. Yani başka bir beklediğimiz bir şey yok. Kesinlikle. Senin de aynı şekilde. Kesinlikle. O zaman değerli sohbetine ara verip bence albümden bir eser okuyalım. Hatta albüme adını veren eseri seslendirelim orkestra arkadaşlarımla birlikte. Olur. Mutlu olur. Sana Hasret.
elimde güller. Avunuyorum, kokundan bir parça var diye. Genişliğine sığamıyorum, sensiz zaman dar yine. Mevsimler hep boran, dünyamız kıyamet. Sensizlik çok yaman, gündüzler geceye emanet. Ya Muhammed Mustafa, sana hasret bu dünya. 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 Çare değil sensiz bir şey, arasan dursan nafile. Kırık cam gibi soğuk giriyor, kalpler ısınmıyor niye? Mevsimler geceye emanet. Ya Muhammed Mustafa, sana hasret bu dünya. 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 Sana hasret bu dünya. Sevgili Hasan Özer,
Hep söylüyorum, içerisinde Efendimizin o mübarek adının geçtiği aleyhissalatü vesselam her şey zaten güzeldir ama kesinlikle çok güzel eser olmuş. Ben çok sevmiştim bunu. Allah razı olsun. Ne mutlu bana ki konuğum olarak seni davet ettim. Eyvallah. Sen de kabul ettin. Sağ o olasın. Mutluluk, teşrif o şeref buyurdun. Bana ait. Benim için çok özel çok bir zaman. Çok güzel bir eser. Bunun sözü müziği de sana ait bana değil ait, mi? Evet. Ya şöyle aklıma geldi. Bir sıkıntı var dünyada. İnsanlar çok farklı dertler içerisinde. Bir güvensizlik var. Kalpler gerçekten kaynaşmıyor. Bir samimiyetsizlik ortamı var gibi. Hani bunun çaresi Peygamber Efendimiz'in doğrularında diye düşünüyorum. Yani onun tabii ki fiziki özelliklerini çok seviyoruz. Eyvallah. Ama onun getirdiklerini aslında hasretiz biz. Onları yaşamaya hasretiz. İnşallah yaşarsak doğru yolu buluruz. Hiç şüphesiz zaten bize miras kalan eğer becerebilirsek ya da artık ne kadar becerebiliyorsak bizden de sonraya kalacak şeyler fiziki özelliklerinden ziyade işte davranışları, tavrı, evet, evet, ahlakı, Allah'a, eşyaya, insana, doğaya yaklaşımları. Bizi daha iyi birer insan yapmak adına hepsi. Bizim de bununla katkımız olacaksa ne mutlu bize. Evet. Böyle bir katkıdan bahsetmişken sen maşallah hani müzik adına epey bir şey yapıyorsun zaten. Başka enstrümanlar da çalıyorsun. O konuya da sonra konuşalım. Fakat aynı zamanda eğitimcisin de. Evet. Yani yeni nesiller yetiştirme adına da önemli bir görevim var. Evet. Gençlik yıllarımızda müzikle daha haşır neşir olmaya başlayınca tabii bu işi profesyonelce yapmak, daha derinlemesine öğrenmek için müzik bölümü sınavlarına girip kazandık ve müzik öğretmeni olarak mezun olduk. Harika. Sonraki süreçte de eğitimcilik de yapmaya başladık, hala yapıyoruz. Şu anda çok özel bir İmam Hatip Lisesi'nde idarecilik yapıyorum. Okulumuz Güzel Sanatlar Programı uygulayan bir İmam Hatip Lisesi, Ulus İlk Meclis, Anadolu İmam Hatip Lisesi buradan. Öğrencilerimiz başta olmak üzere velilerimize, tüm ekibimize de selam iletmiş olayım. Onlara da bir selam. Hediyesiyle elbette geldim ben. Uygun gerçekten bir süreçte hediye etmek isterim. Elbette. Çok memnun olurum. Kısaca okuldan da bahsetmek isterim. Çünkü gençlerin ilgileri artmaya başladı sanata. Tabii şöyle sanat uyguluyoruz biz orada. Yani geleneksel temelli bir sanat uyguluyoruz. Hı hı. İki bölüm var. Birisi geleneksel Türk müziği, dini musiki temelli. Bir de geleneksel el sanatları, Hüsnü Hat ve Tesip temelli. Yetenek sınavıyla öğrencileri alıyoruz. Hem İmam Hatip, hem akademik dersler, hem de sanat dersleri iç içe yorulmuş bir şekilde bir anlamda fıtratlarına uygun bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Çok güzel ve çok önemli bir ihtiyacı karşıladığını düşünüyorum ben bu okulun. Evet. Bir proje okulu bu zaten. Evet, Nazif Yılmaz hocamızın. Tam ben de onu diyecektim. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü, evet, sevgili dostumuz Nazif'in çok güzel bir çalışması. Evet. İstanbul'da da var bir tane. Evet, evet. Bu 2020'nin Mart ayında salgın başladı ya işte meşhur pandemi falan. Hemen onun öncesinde Nazif Bey'le biz görüştük. O an benim başka görüşmelerden fırsatım yoktu. Evet. Demek o zaman gelebilseymişiz yani. Hakikaten nasip göremedik. Nasip. Şu an Türkiye'de 14-15 ilde uygulanıyor. Hepsiyle de görüşüyoruz tabii ki. Ortak bir dil geliştirmeye çalışıyoruz. Daha bebek bir proje diyebiliriz aslında bunun için. Gerçekten ama ben de senin şahsında Milli Eğitim Bakanlığımızda bu konuda görev yapan büyüklerimizi, abilerimizi, kardeşlerimizi, hanımefendileri, okulunuzda görev yapan bütün hocaları, velilerinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Eyvallah, hediye inşallah ilk arada şey yapalım. Ben de görmüş olayım ne olduğunu. Çok özel. Ben de hediye vermek isterim. Çok bir şey yoktur belki yanımızda ama. Hediyeleşmek sünnettir. Senin şahsında hediyeleşelim, sünneti yerine getirelim. Allah razı olsun. Gitar kullanacaksın değil kullanayım mi? Yani gitar normalde kullanıyorsun da. Evet. Gitara nasıl başladın? Gitara şöyle ben sizinle başladım. Benden ya habersiz çok, yani. Evet. Çok etkilendim gerçekten de, onu söyleyebilirim. Yani benim tabii Türk müziğini çok seviyorum. Söylemeyi de seviyorum ama hani bu armoniyi de çok seviyorum ben. Gitarın tellerindeki o armoni beni çok etkiledi. Hani sizin ezgilerinizdeki o tınlar da çok etkiledi. Eyvallah. Ve hani ben bunu bir şekilde az çok öğrenmeliyim, az çok tutmalıyım diye düşündüm. Bestelerimin bir kısmını da zaten bu arkadaşla beraber yapıyoruz. Hani vazgeçilmez bir şey benim için açıkçası. Ben Yaran diyordum gitarıma. Epey yıllarca kullandığım bir siyah gitarım vardı. Evet. Arkasını söyleyeyim şimdi de. Yaran diyordum ama hakikaten Yaran. Bir abimiz var, o şey diyordu bana. Aykut diyordu, gitar deme ona, senin mütemmim cüzün diyordu. Evet. Hani seni tamamlayan bir parça, bir uzvun gibi.
Galiba öyle. Yani ilk de gitarla çıkıp hala sahnede de gitar falan kullandığım için izleyenler, dinleyenler de böyle algıladılar. Ben de yani pek başka enstrümanlar kullanıyoruz ama bestelerin çoğunu ben de gitarla yapıyorum. Evet. Sen de aynısını. Peygamber Efendimiz de kullandığı eşyalara isimler koyarmış. Evet, doğru. O da bir sünnet belki. Hani piyano gibi bazen hani bestenin ne zaman nasıl geleceğini de siz daha iyi bilirsiniz. Belli olmuyor. Bazen tasarlayarak beste yapmamız gerekiyor. Bazen irticalen birçok şey geliyor ama... Gitar ve beste demişken ben sana bir anımı anlatayım. Lütfen. Bu vesileyle izleyicilerimize de aktarmış olayım. Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Yani yazmış olduğu şiirlerle, bu davaya verdiği emekle, çektiği dertle, hapishanesiyle, zindanıyla vesairesiyle çok önemsediğim bir adam. Ne yazık ki yaşarken kendisiyle tanışma fırsatım olmadı. 1983'te vefat etti ama her büyük insan gibi eserleri sayesinde onu tanıdım, onunla tanıştım. Beste yapmak deyince aklıma geldi, ondan anlatıyorum bunu. Üstadın o meşhur Çilesini aldım ki Türkiye'mizde Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan kitaptır Çile. Evet. Karıştırırken bir şiire denk geldim. Yattığım kaya. İşte bu akşam o kadar durgun ki sular. Gömül benim gibi kedere diyor. İçimde maziden kalma duygular ağla geri gelmez günlere diyor. Ben de babamı daha yeni kaybetmişim. Bir çocukluk arkadaşım askerde şehit olmuş ve ben de daha 20 ya da 21 yaşındayım yani. Şiiri okurken içimden melodi geliyor. Bu akşam o kadar da... Elimde hiç enstrüman yok filan yok. Velhasıl üstattan bestelediğim ilk eser budur. Eşlik edersen çok sevinirim. Ben eşlik onu etmekten dolayı çok çok mutlu olurum. Çünkü benim bir hayalim bu. Onu söyleyeyim. Eksik bir konserinizde de ben ne söyleyeyim size dediğinizde bağırarak yattım kaya dediğimi hatırlıyorum ve yattım kayayı söylemiştiniz. Evet. Hangi konser? Özel. Ankara Altın Park'taki bir konserdi. Eyvallah. Solo gitarla. Bak nereden nereye görüyor musun? Aynen ya? Öyle. Yani bu başlı başına bir hikaye aslında. Kesinlikle. Hem senin adına hem kesinlikle benim adıma. Tabii Necip Fazıl'ı tanımamdaki en büyük etken de sizin bestelerinizdi. Onu da söyleyeyim. İnşallah öyle olmuştur. Hayatı da örnek olur bize. İnşallah. Pekala. İnşallah. Yattığım kaya diyelim. Akşam o kadar durgun ki sular, gömül benim gibi keder ediyor. İçimde maziden kalma duygular, ağla geri gelmez günlere diyor. İçimde maziden kalma duygular, ağla geri gelmez günlere diyor. Benziyor herkes, sanki kulağıma gayipten bir ses. Buluşmalar kaldı,
mahşere diyor. Sanki kulağıma gayipten bir ses, buluşmalar kaldı mahşere diyor. Koşarken rüzgar, bende bir yolculuk heyecanı var. Yattığım kayaya çarpan dalgalar, çıkıver bir sonsuz sefer ediyor. 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 Evet sevgili kardeşim, çok keyifli oldu. Kesinlikle. Benim açımdan da çok onur verici oldu. Çok benim güzeldi. Hislerimi anlatacak şu an kelime yok. Üstad'dan bestelediğim ilk eser, senin de benden istediğin belki evet. Konserimde ilk evet. Esermiş. Tevafuk oldu, birlikte seslendirdik. Çok anlamlı oldu benim için. Ne güzel oldu. Şimdi, gitar ve piyano çalıyorsun. Evet, ana çalgım keman aslında okuldaki. Öyle mi? Evet. Keman. Evet, keman eğitimi aldım. Çok güzel. Ama öğretmenlik sürecinde, yani derslerde keman çok işlevsel bir çalgı değil. Hı hı. Eşlik yapıp şarkı söyleyebileceğiniz bir enstrüman olması lazım ki hani çocukları bir yanında adapte edebileyim. O yüzden gitar ve işte piyano, org daha işlevsel oluyor derslerde. Onlara yöneldik. Kemanı biraz ötelemek zorunda kaldık. Ama çalıyorsundur gene, yani, kullanıyorsundur. Evet. Sosyal medya hesaplarını kullanıyorsun. Evet. Orkestra arkadaşlarınla birlikte yaptığın çalışmalar var, evet. Provalar var. Oradan kayıtlar yayınlanıyorsun. İzlenme oranlarına bakılırsa gayet de seviliyor. Seviliyor. Hani biraz beğeniliyor. Eğlenceli taraflarını da paylaşmaya çalışıyoruz. Sadece o işin duygusal boyutundan ziyade geri planında burada da oluyor zaman zaman, şahit olduk. Çok eğlenceli anlar yaşıyoruz. Bazen kopup yapamadığımız şeyler oluyor. Onu da paylaşmak istiyorum tabii ki. Çünkü hayat bir bütün aslında, sahnenin önü ve arkasıyla. Hiç şüphesiz tabii ki. Sahici bir şey yapmak lazım. Evet, evet. Bu işin içinde o da var. Kesinlikle. Yani burada kesinlikle. Efendi efendi çalıp söylüyoruz ama hata yaptığımız zamanlar da oluyor. Tabii. Onları da belki göstermek kesinlikle, lazım. Kesinlikle. İnternet demişken bir yandan internette de bir sitede yazarlık yapıyorsun. Orada yazılar yazıyoruz. Yönetmeye çalışıyoruz müzik bölümünü. Sizden de bir yazı istiyoruz. Öyle diyeyim hemen. Güzel bir site, yani seviyeli bir site. Eğer izleyicilerimiz bir tıklar bir bakarlarsa kendilerine dair bir şey bulacaklardır diye düşünüyorum. Elbette, ben de dahil, izleyicilerimiz de bakacaklardır. Sonrasında inşallah bir şeyler kaleme almaya i̇nşallah, çalışırım doluruz. Ben de. Şeref duyarız. Bizim programın bir özelliği var, çok hızlı ilerliyor Hasan. Kesinlikle bitti. Dolayısıyla yok bitmedi ama bitmeden birkaç eser daha paylaşmak adına olur. Senden bir eser daha alalım. Ne söylemek tamam. istersen? Çok değerli abim. Yine bu müzeye çok büyük emekleri olan Mustafa Cihat Kılıç'ın bir eseri. Yağmur Gözlü eyvallah. Yarım. Diğer adıyla Alışkın Değilim. Mustafa Cihat'ı henüz bu programda ağırlayamadım. Çekim takvimlerimizden dolayı eyvallah. Bir türlü denkleşemedik. Çok yoğun bir temposu olduğunda. İnşallah ileride nasip olur. Önemli izler bırakan, ezgilerin sahibi kesinlikle. Çünkü Mustafa Cihat. Kesinlikle. Selam olsun ona da buradan. Bu eseri Mustafa Demirci de okudu aynı zamanda, evet, değil mi? Evet, 2004-2005 gibi Asude albümünde seslendirmişti. Hı hı. Benim de açıkçası kalbimde böyle içimde yer etmiş eserlerden birisidir. Bir de ben okuyayım dedim. Sağ olsun Mustafa Cihat da izin verdi. Çok da güzel olmuş. Bir de senin yorumunla dinleyelim olduk. Bakalım. Eyvallah, inşallah.
hüzünlü halinin sebebi mi? Seni böyle görmeye alışkın değilim. Bu hüzünlü halinin sebebi seni böyle görmeye alışkın değilim. Benim yağmur gözlerim nicedir bu solgun halim. Hazan değmiş saçlarına etme yârim. Hazan demiş saçlarına etme yârim. Gözümde yaş kalmadı, akan kan olur. Bana öyle sitemkâr bakma ne olur. Gözümde yaş kalmadı, akan kan olur. Bana öyle sitemkâr bakma ne olur. Benim yağmur gözlü yârim nicedir bu solgun halim. Hazan değmiş saçlarına etme yârim. Hazan demiş saçlarına etme yârim. Sevgili Hasan'cığım, gönlüne sağlık. Bu gönül işi yani. Çok güzel olmuş senin yorumunda da. Eyvallah. Burada da canlı yorumlaman da çok ellerine güzel. Kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Böyle bir değişik bir tarzın var senin ya. Yani yorumunla alakalı bir şey bu. Söylediğin şarkıyı ben Cihat'tan da dinledim. Yani henüz Mustafa okumamışken. Evet. 2000'li yılların başındaydı. Demirci'den dinledik, ona da aşina aldık. Ona da çok yakıştı. Sana evet. da bir ayrı yakışmış. Eyvallah. Yani klasik standart böyle ezgi tarzında değil. Sanat müziği formunda da değil. Biraz hı-hı. Türkiye'ye yakın ama o da değil. Ama bir şey var, bir yanıklık var bu işin içinde. Yani, tabii çok net ifade edemesem de yanıklık belki babasız büyümüş olmanın bir yanıklığı olabilir. Canım kardeşim. Eyvallah. Hani bunun mutlaka etkisi vardır bu tip şeylerin. Çünkü hayat bir var, bütün. Var olmaz mı? Evet. Olmaz hayat mı? Bir bütün. Hepimizde etkileri var benzer şeylerin. Ama farklı alanlardan işte halk müziği olan bir evdi benim evim. İlahi olan bir evdi benim evim. Sonra çok başka bir dünya, işte çok sesli batı müziği olan bir dünyaya girdim. İşte müzik eğitimi boyunca benzer şeyler yaşadık. Farklı farklı alanlardan beslendik. Yelpaze bayağı geniş yani evet, müzik adına. Evet, şimdi dini musiki bölümünde yüksek lisans yapan bir kişiyim. Hani nereden alabilirsem, güzel bir şey buluyorsam onu almaya çalışıyorum.
zaten hani hayatta güzeli aramaktır diye düşünüyorum. Hiç şüphesiz. İnşallah bulanlardan ve olur. Ve bütün bu şeyin, yelpazenin başında, kaynağında sen Aşık Veysel toprağından kesinlikle, bir adamsın. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Demek ki buralardan gelmiş bu yanıklıklar. Kesinlikle, inşallah. Yeni çalışmalar var mı? Üretmeye çalışıyoruz. Yani hem söz müziği bize ait olan, hem az önceki eserde olduğu gibi sizlerin, büyüklerimizin eserlerini böyle yeni ifadeyle kavurlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Hani durmuyoruz açıkçası. Şimdi albüm yapmak gibi bir şey, lüks gibi bir duruma geldi açıkçası şu anda. O yüzden yani, tek eserler üzerinde durarak. Albüm yani CD ise eğer bir süredir zaten şeydi, böyle kart vizit gibi bir şeydi. Evet, yani evet. Bakın evet, ben de bir şey yapıyorum. Hala ben müzikle uğraşıyorum. Varım, evet. Konser verebilirim falan, evet, durumunda bir şeydi. Artık ona da gerek kalmadı. Gerek kalmadı, evet. Tamamen dijitale geçti iş. Evet, şimdi inşallah Diyanet Vakfı'nın YouTube kanalına bir proje yapıyoruz. Haftalık bir aktüel bir program, böyle akustik hasbihaller adında. Sizi yine davet etmiş olayım ben oraya. Elbette, İnşallah memnuniyetle. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı şimdiden olsun. İnşallah ona başlıyoruz. Bu arada hediye duruyor ters bir şekilde. Şöyle, belli ki bir tablo, bir evet, çerçeve. Burada çok özel bir hediye. Bizim için çok özel. Esma-ül Hüsna'dan bir esma. Hı hı. İnşallah Allah'ın en sevgili kullarından birisisinizdir ve birisi olursunuz. Ay ya kardeşim Vedud. Benim ya Vedud. Bunu hocalarımız ve öğrencilerimizin elleri dokundu buna. Bunu hediye etmek istiyorum. Evinizin bir köşesinde yer bulursa çok mutlu olurum. Elbette bulacak. Yani evimizin ve gönlümün baş köşesinde yerini bulacak. Yani Allah'ın isimlerinin hepsi şüphesiz çok özel, çok güzel. Fakat Ya Vedud'un bende de bambaşka bir yeri var. Çok mutlu oldum. Rahmetli anacığımı biz 2014 yılında kaybettik. Fakat, Allah rahmet eylesin. Vefatından bir süre önce, yani 2-2,5 senelik bir zaman... ciddi artık şeyin, Alzheimer'ın, demansın çok ileri safhalarındaydı. Artık hiçbir şey hatırlamıyordu hemen hemen. Hmm. Beni bile tanımaz durumdaydı. Ya Vedud diyordu. Biz onun bir ihtiyacı, bir çok şey olduğunu bir anlıyorduk. Çok güzel bir tevafuk olmuş. Yani o kadar isim arasından hani niye bunu seçti hiçbir zaman bilemedik. O garip bir dünya. Çekenler bilirler neyin ne olduğunu. Evet. İnşallah rahmetçi anınızın daha da bir çektiği anlamlı ona şey olsun, kefaret olsun yani amin, sizlerin amin de aminleriyle. Amin. Velhasıl öyle böyle bir şey gelmedi kesinlikle yani bana. Onun çok karşılığında güzel. Ben de yani küçük bir hediye, benim de son CD çalışmam olan şundan sana takdim edeceğim. Çok mutlu sonrasında da inşallah ya kargo ile ya ben geldiğimde okulunuzdaki değerli mutlaka yöneticilerinize hediye etmek üzere tekrar ulaştırmış i̇nşallah olalım. Mutlaka bekliyoruz. Sevgili kardeşim benim, iz bırakan ezgilerde bana göre çokça iz bırakmaya aday bir kardeşim olarak seni ağırladım. Onur duydum, şeref duydum. Ezgilerimiz dünden yarınadır. Sen ve konuk aldığım, ağırlamaya çalıştığım birkaç genç kuşaktan solistimiz, sanatçımız bunu çok güzel bir şekilde ispatlıyorsunuz zaten. Bu bir çeşit şey, hani bayrak devri gibi bir şey. Günü geldiği zaman bizler artık bu işi yapamayacak duruma geleceğiz. Ya da bu dünyadan asıl yurda Allah gitmiş Allah olacağız. Bu emanet sizlere kalacak zaten. Eyvallah. Hakkıyla yerine getireceğinize de inancım tamdır. Allah razı olsun. Çok teşekkür için, ediyorum. Çok, ben çok için, teşekkür ederim. Için. Hani takip ediyor ve destekliyor olmanız bizim için çok değerli. Hani kimse bir şey demese bile, beğenmese bile, bir güncel tabiri like atmasa bile sizin bir dokunuşunuz bizim için çok değerliydi. Hani benim burada olmam da benim bir kariyerim varsa, var mıdır bilmiyorum ama olacak mıdır? Var tabii ki. Ondaki en önemli, daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Ondaki en önemli anlardan birisi. O yüzden ben şeref duydum. Allah razı olsun. Arkadaşlarım da ellerine sağlık. Ellerinize sağlık. Kardeşim çok benim tekrar ediyorum. Tekrar teşekkürler. Allah razı olsun. Programımızı seninle bir eseri birlikte yorumlayarak, düet yaparak bitirmek isterim. Dertlendik biraz madem. Evet. Derdine derman arayanlardan yola çıkarak bir eser söyleyelim. Derman arardım derdime diyelim. Niyazimiz. Ve bu haftalık iz bırakan ezgileri de bu şekilde sonlandırmış eyvallah olalım. Önümüzdeki hafta inşallah yine bir başka konuğumla görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Gönül dolusu selamlarımızla, muhabbetlerimizle.
derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Burhan sorardı aslıma, aslım bana Burhan imiş. Hay hay Burhan sorardı aslıma, aslım bana Burhan imiş. Sağ solu gözler idim, dost yüzünü görsem de yum. Ben taşrada arar idim, ol can içinde can imiş. Hay hay ben taşrada arar idim, ol can içinde can imiş. Savmu salatu hacile, sanma zahid biter işim. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Hay hay insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Hay hay insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Hay hay insanı kamil olmaya lazım olan irfan. Thank you.